Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 25 Kasım Perşembe, Woodbine, Kanada-Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün Kanada'da 7 koşulu bir program almışlar. Tabii bu yarışların hepsi sentetikte gözüküyor. Ama zor bir program var, bunu öncelikli olarak belirteyim. Çünkü çok salkan, hemen hemen hepsi de birbirine çok denk. Yani çıkanları da bekleyelim, bakalım kimler çıkacak, kimler çıkmayacak arkadaşlar. Program şekillensin, ona göre bir oyun kurarsınız diye düşünüyorum. Tabii ben şu andaki çalışmaları yaptım. En azından şu andaki çalışmaları ben sizlere aktarayım. Sizler de dediğim gibi çıkanları da çıkartıp en azından güzel bir şablon haline getirip oyunu kuponlara dökebilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Tabii bu arada görüyorsunuz bombalar gerçekten her yerde patlıyor. Yani İzmir yarışlarında da nerede sonuncu atlar varsa hepsi artık sıralanmaya başladı. Yani daha evvel neredelerdi? İşte maalesef şimdi hepsi de peş peşe gelmeye başladı. Altılarını tabii ki cazip hale getirdi. Neyse arkadaşlar, şu andaki konumuz Woodbine Amerika yarışları için. Ben hemen Kanada yarışları için sizlere yorumlara başlayayım arkadaşlar. Bol kazançlar, bol şanslar. Birinci koşumuz saat 21.35'te Maiden dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik yarışında. 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlara bakalım. Oranlar da yeni yeni açılmaya başladı. Bir kontrol edelim. 3 nolu, Track Cool, Sky, evet. Evet, orijinlerden sonra hemen oranlara bakalım. 3 nolu safkan 1.75 orana sahip. 7 nolu safkan 2 lira. 2 nolu safkan 6 lira. 4 nolu safkan 8 lira. 6 nolu safkan 8 lira. 8 nolu safkan 10 lira. 5 nolu safkan 14 lira. 1 nolu safkan da 28 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçtik. Arkadaşlar ben burada 7 nolu Sky of Dreams. Bir Dynamic Sky temsilcisi Kazushi Kimura arasında atılacak olan safkan biraz daha performans olarak birinciliğe yakın gördüm. Ben de kazanmasını beklediğim bir isim. 7 nolu safkan biraz daha ön planda. Rakip arıyorsanız da 3 nolu Traco Sky, bu Dynamic Sky'in diğer temsilcisi Luis Contreras gibi usta pilotuyla start alıyor. 2 nolu Cherichna, bir Sevilla, bir Alman orijinli Sean Brigoman'la start alacak olan bir safkan da en azından performansı iyi. Handikapı şu anda çok aşağıda olması sizleri yanıltmasın. Bir de 4 nolu Alurik Mac, bir It's My Lucky Day temsilcisi Justin Stein'le start alacak olan safkanda en azından burada sürpriz arayışına girmek isteyenler için önereceğim isim olur. 7 öncelik, 3, 2, 4 de rakip arayanlar için önereceğim isim olur. Günün ikinci koşusu saat 22.06'da altılı Ganyan saatimizin başlangıç saati. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1000 metrelik tapeta yarışı diyelim, artık tapeta diyelim. Hemen burada da 9 safkanın mücadelesindeki oranlara bir bakalım arkadaşlar. Evet, altılı Ganyan ayağımızın oranları açıldı. 6 nolu safkan 2.5 liralık oran sahip. 8 nolu safkan 3 lira. 3 nolu safkan 3.30. 7 nolu safkan 5 lira. 4 nolu safkan 5 lira. 2 nolu safkan 9 lira. 9 nolu safkan 16 lira, 5 ve 1 nolu safkanlar da 20 lirayla 25 lira arasındaki oranlara sahip. Hemen programımıza geçelim. 6'lı Ganyan ilk ayağı. Ben de 8 nolu Devin Dancing, bir Silent Nam temsilcisi David Moran gibi usta pilotuyla. Benim de ilk şans verdiğim isim 6 nolu Let's Have Fun, bir Cowboy Cal temsilcisi Jason Hoyter'a start alacak olan safkan. Her ne kadar performansı biraz kötü gibi gözükse de ama bu grupta bence iş yapar. Biraz sürpriz konumda çıkan bir isim. Bayağı da sürpriz çıkmış hem de. Bir de 3 nolu Elite Princess, bir Mark Valeski, yine iyi bir orijine sahip. Patrick Husband'la start alacak olan safkan da yine önlerde şans verdiğim isim. 8-6-3 benim bu ayak için sıralamam ama bunların dışında at yazarsanız yani bayağı kapatmaya kadar gider arkadaşlar. Bu arada size bir şey daha söyleyeyim. Bugün benim çalışmamda yani 1, 2, 3, 4, 5 tane 8 favori hanesinde arkadaşlar. Ne ilginç artık, bugün 8'lerin günü mü olacak? Bakalım, ben de merakla bekliyorum çünkü. Ama bugün bende çok 8 nolu safkanlar hep favori çıkıyor. Bunu da belirteyim. Gelelim günün ikinci ayağına. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı. Koşunun üçüncü koşusu tabii ki. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1000 metrelik tapeta yarışında yine 8 safkan arasında koşacak bu yarışın hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Evet, burada 8 nolu safkan 2.5 lira, 5 nolu safkan 3 lira, 4 nolu safkan 3 lira, 7 nolu safkan 5 lira, 1 nolu safkan 8 lira, 2 nolu safkan 11 lira,
3 nol safkan 12 lira ve 6 nol safkan da 14 liralık orana sahip. Gördüğünüz gibi oranlar da hemen hemen birbirine çok yakın arkadaşlar. Geldik 6'lı Ganyan'ın ikinci ayı için programımıza. Ben burada 8 nolu Real Cole. Bu 8 yaşındaki yaşlı delikanlı, yaşlı kısrak dişi diyelim, teyze diyelim. Bu Cool Cool Man'in güzel temsilcisi Christopher Husband gibi yine usta pilotuyla start açacak. Burada Husband'lar çok, bakın bir de Simon Husband var, Patrick Husband var. Yani burada da Husband'lar çok. Bunlar aşiret arkadaşlar. Unutmayalım, aşiret bunlar da. Burada bana göre Real Call performansına göre bu grubu geçmesi bence en normal sonuç olur. Benim bugün alternatif bir banko adayım olacak. Bu 8 yıllık Call en azından koşmuş olduğu gruplara göre bu grubun üzerinde kazanması en normal sonuç olur. Ama tabii ki yıkılırsa para mı olur? Şu anda %25'lik oran da çok yüksek bir oran değil ama her şeye rağmen rakipleri tabii ki var. Rakip yazmak isteyenlerde önce 7 nolu Gelato Amor. Bir Old Frosta temsilcisi Sky Sharness ile start alacak o safkan en azından performansı fena değil. 5 nol Sea Lily. Bir Dominus temsilcisi en azından bildiğimiz güzel bir orijin. Patrick Husband ile start alacak o safkan performans olarak bayağı iyi gözüken bir isimler arasında. Bir de 4 nolu Ever So Devilled. Bir Divided Cat temsilcisi Joan Crawford ile start alacak olan safkan da yine son 2 yarışındaki güzel performansıyla rakip olarak önereceğim isim. Ama 8 bende bayağı önde. 7-5-4 de rakip olarak önereceğim isimler olur arkadaşlar. Geldik günün 4. koşusuna. Altılı Ganya'nın 3. ayağı. Burada da 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Evet, oranlarımız da açılıyor. Burada 2 nolu safkan 2 lira. 1 nolu safkan 3,5 lira, 8 nolu safkan 4 lira, 7 nolu safkan 6 lira, 6 nolu safkan 8,5 lira, 3 nolu safkan 10 lira, 4 nolu safkan 11 lira, 5 nolu safkan artık bunu da 12 lira diyelim, 9 nolu safkan, 10 nolu safkan bir de 11 nolu safkan da 25 lira ile 33 lira arasında orana sahip. Hemen programımıza geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar zor bir koşu ama ben burada bir banko önereceğim. Benim en azından bugün kazanmasını beklediğim bir isim var. Favori değil, onu da belirteyim. Luis Contreras'la start alacak olan 8 nolu Cora. Bu Sociedad Chairman temsilcisi. Bana göre bu yarışı kazanması gerekir arkadaşlar. Benim de bugün çok ön plana çıkan isim oldu. Yani ben de bu safkana artık riske de girilir mi? Girilir arkadaşlar. Çünkü koşmuş olduğu yarışlara göre bence kazanması gerekiyor. O yüzden benim de banko isim arkadaşlar 8 nolu Cora Luis Contreras gibi usta pilotuyla benim banko olarak önereceğim isim arkadaşlar burada. Günün 5. koşusu Altılı Ganya'nın 4. ayağı. Maiden dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1100 metrelik bir tapeta yarışımız daha var. Bugün hepsi tapeta zaten. 3 ve 10 nolu safkanların ekürü olduğu bu yarışta 12 safkan arasında koşacak yarışın hemen oranlara bakalım. Şu anda görüyorsunuz 8 nolu safkan 4 lira 4,5 lira gibi orana sahip. Ama koşması halinde ben kazanır diyorum ya. Yani. İnşallah bizi de yanıltmaz. Evet, buradaki oranlara gelelim. 4 nol safkan 2,5 lira, 5 nol safkan 3,30, 6 nol safkan 5 lira, 2 nol safkan 7 lira, 3 nol safkan 8 lira, 7 nol safkan 8 lira, 1 nol safkan 11 lira, 12 nol safkan 12 lira, 10 nol safkan 16 lira, 9 nol safkan 20 lira, 8 nol safkan 22 lira, 11 nol safkan da 25 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçtik. Bu Altılı Ganyan 4. ayağı için. Tabi burada 3 ve 10 nolu safkanın ekür olduğunu bir tekrardan belirteyim. Benim de burada 1. safkanın 5 nolu Viola Jessop olacak. Bu Aslan temsilcisi Kazushi Kimura ile benim ilk şans verdiğim isim en azından 2 yarış koşup bir 3. ve 4. geldi safkan. Bana göre 1.liğin en güçlü adayı olarak çıkıyor. Tabi ciddi rakipleri var. Öncelik 4 nolu Gormley Girl. Bir Gormley temsilcisi Rafael Manuel Hernandez ile start alalım safkanda. Son güzel ikinciliği de zaten yurt dışında ve Türkiye'nin de favori konumda olan bir ismi. 12 nolu Paradigm Shift, bir Borod Kaosa temsilcisi, anneden deyip Artie Schiller gibi kalite bir orijen sahip. Luis Contreras'la start alan safkan tek koşmuş olduğu yarıştaki 5.liği bana göre çok değerli. Ve bu 5.liği bence bugün 1.liğe yansıtabilir. O yüzden bugün bu 12 nolu safkanı es geçmeyin. Her ne kadar %5'lik oranıyla 7. sırada olsa da AGF'lerde kesinlikle bu safkanı geri plana atmayın arkadaşlar. 2 nolu Sassi Vito Tute, Midnight Storm temsilcisi. Shawan Brick Mohan temsilcisi olan bu safkanda son yarış haricindeki diğer yarışlarında gördüğünüz gibi bayağı ikinciliklere sahip bir isim. Bugün güzel formülle bana göre önlerde şanslı isimler arasında olacak. 5-4-12-2 bu 4 safkan biraz daha ön planda ama dediğim gibi çıkanlar olabilir veya ilave etme geliri olanlar için de 1 nol Jimmy'er Gemma, bir John Gizmo temsilcisi Christopher Gosmond'la start alacak olan safkan. İlk kez start alıyor ama sürpriz konuda olan bir isim yine bana göre
tehlikeli bir isim iş yapabilir. Yedinoğlu, Formenter, Can, Gizmo'nun diğer temsilcisi Sky, Şernes de start alacak. Amsterdam yine aynı şekilde ilk kez start alıyor. Bir de 3 dolu Olympic Venture, bu ekür avantajına koşacak olan bu Big Blue Kitten temsilcisi Kevin Nikos da yine önlerde şans verdiğim diğer isim. Ama 5-4-12-2 önce 1-7-3 de daha sonra şanslı gördüğüm isimler olacak. Günün 6. koşusuna geldik. 6'lı Ganya'nın 5. aya şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik bu tapeta yarışından hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Evet, burada da oranlar şu şekilde. 6-10 Safkan 2 lira. 2-10 Safkan 2,5 lira. 8-10 Safkan 5 lira. 7-10 Safkan 7 lira. 5-10 Safkan 8 lira. 1-10 Safkan 9 lira. 3-10 Safkan 11 lira. Ve son sıradaki 4-10 Safkan'da 20 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçtik arkadaşlar. Yine zor bir koşu. Bana göre çok denk Safkanlar bir arada. Yani bu koşu biraz tehlikeli gibi geldi bana. Ben öncelikle 8-10 Symbol Souvenir. Bir spor speedy temsilcisi. Neden de bir Harvest Holiday temsilcisi olan Musafkan Sky Chernes'le benim ilk sırada şans verdiğim isim. 5 nolu From This, bir Kitten Joy temsilcisi Justin Stainless tat alacak olan Musafkan'ın son üçüncülüğü gayet tatminkar. 2 nolu Fionnilla, bir Kentucky Beer temsilcisi Jeffrey Jean Alderson'la start alacak olan Musafkan. Bugün favori konuda olan bir isim, yine önlerde şanslı gördüğüm isim. Ve 7 nolu Our Ticket, bir Super Saver temsilcisi. Kirk Johnson'la start alan Safkan'ın en azından son iki yarıştaki güzel performansıyla da önlerde şans verdim. Diğer isim 8-5-2-7. Bu 4 Safkan biraz daha ön planda ama biraz çıkanlar veya genişletmek isteyenler için bazen çıkanlar olabiliyor ya. O yüzden tekrarlıyorum ısrarla. Altınolu East Terry Forest, bir Old Forester temsilcisi Kazushi Kimaroi ve 5-0 From Tees, bir Kitten Joy temsilci. Bunu verdik zaten. Neyse, o zaman Altınolu Safkan'ı bırakalım. 5'i biz 2 kere vermişiz demek ki. Bu safkanları da kuponlara dahil edebiliriz arkadaşlar. Pardon, bu 3 dolu Ninja Prenses. Evet arkadaşlar, takıldık orada çünkü. 3 dolu Ninja Prenses, bu Spurs Samurai, Kevin Nikos'la en azından bu safkanları kupona yedi. Yani 8-5-2-7 önce 6-3'te daha sonra şanslı gördüğüm isimler arkadaşlar. Günün 7. koşusu 6'lı Ganya'nın son ayağına geldik. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metrelik bu tapete son yarışında 8 safkan arasında koşacak yarışın hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Evet, oranların açılması bekleniyor bu son koşu için. Burada 8-10 safkan 2 liralık orana sahip. 4-10 safkan 4 lira, 1-10 safkan 5 lira, 7-10 safkan 6 lira, 6-10 safkan 6 lira, 3-10 safkan 8 lira, 2-0 Safkan 12 lira ve son sıradaki 5-0 Safkan da 20 liralık orana sahip. Hemen son programımıza geçtik arkadaşlar. Ben burada 8-0 City Paddy Dandy, bir Frag Daddy temsilcisi Kazushi Kimura'la start alan Safkan. En azından performans olarak baya birkaç sıra bu grupta ön planda çıkıyor. Yani bir aksilik olmadığı takdirde kazanmasını bekliyorum. Benim yine bir alternatif banko adayım olacak 8-0 City Paddy Dandy olacak. Kazushi Kimura ile arkadaşlar. Ama Safkan'ın yanına at yazmak isteyenler, rakip arayanlara veya diyelim ki 8 çıktı diyelim. O zaman kimlere yazabiliriz? 4 dolu English Classic, bir English Channel temsilcisi Jeffrey Jean Anderson'la start alan Safkan. Yani ne kadar çim pisti de biraz başarılı gibi gözükse de kum pisti de Safkan'ın yarışları var arkadaşlar. En azından koşmuş olduğu gruplar iyi. 7 nolu Sikam, bir Flatter temsilcisi Justin Stein'la start alan Safkan. Son iki yarışında güzel bir form yakalayan bir isim. Bir de 1 nolu Conqueror Him, bir Sky Conqueror temsilcisi David Moran'la start alan Safkan'da yine önlerde şans verdiğim diğer isim olur arkadaşlar. Yani 8 önce 4-7-1 de daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Geldik günün şablonu arkadaşlar. Bir şablonumuzu çıkartalım. Birinci koşuda 7 kazanmasını bekliyorum. 3-2-4 rakip arayanlar için. 6'lı Ganyan birinci aya. 8-6-3. İkinci ayakta 8 alternatif bir bankadayım. 7-5-4 rakip arayanlar için. Üçüncü ayakta 8-10 Safkan tek. Dördüncü ayakta 5-4-12-2, daha sonra 1-7-3. Beşinci ayakta 8-5-2-7, daha sonra 6-3. Son ayakta 8, yine benim bir alternatif banko adayım. 4-7-1 de rakip isteyenler için önereceğim isim olarak arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar demeden önce birkaç tane daha bekleyip en azından o şekilde vedalaşalım arkadaşlar. Evet, herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşça kalın arkadaşlar.